eğitim hayatınız bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki seve seve. Öncelikle bu davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Ee, özellikle aspire konusunda bu projenin Türkiye'de daha çok duyulmasıyla ile ilgili çok çalışmalar yapmıştık ve e, ilgilenen birilerini görmek her zaman çok mutlu ediyor beni. E, aynı tutkuya sahibiz aynı e, hedefleri takip ediyoruz. Bunu görmek çok sevindirici. Ben Şeyma. Tekrar çok memnun oldum. Herkesi gördüğüme çok mutluyum. Aslında geçtiğim sene İngiltere'deydim. Ben en son güncelden geçmişe doğru gideyim. Şevinink bursunu kazandım. Klinik psikoloji yüksek lisansımı tamamladım. Ondan önce Işık Üniversitesi'nde psikoloji ve aynı zamanda da çap yapmıştım insan ve toplum bilimleri bölümüyle. Bu süre zarfında da aslında üniversiteye başladığım ilk andan itibaren çeşitli çalışma deneyimlerim oldu. Ama daha çok e, araştırma odaklı bir geçmişim oldu diyebilirim. Yavaş yavaş şu anda e, pratiğe doğru da e, evriliyor çalışmalarım. E, bu minvalde de şu an e, özel uluslararası bir okulda çalışıyorum. Orada işte çeşitli özellikle Orta Doğu ülkelerinden öğrencilerin e, psikolojik, psikososyal gelişimi destekleyici çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Özellikle de e, önleyici veya müdahale edici programların dizaynında yer alıyorum. Bunun haricinde de Aspire gibi bazı projelere daha önce katıldım. Aspire galiba en çok iç içe olduğum programdı. Ayrıca kendi platformum var, Ease Together. Ki bundan ilerleyen sohbetimizde aslında daha çok bahsedeceğim. Çünkü Aspire'la da çok iç içe gelişen bir gelişim süreci oldu. Bu şekilde özetleyebilirim. Anladım. E aslında... Genel olarak geçmiş hayatınızdan bitince bahsettiniz aslında ama ben daha çok şey merak ediyorum. Üniversite hayatınızda veya geçmiş hayatınızda yaptığınız kulüp, staj ve gönüllülük çalışmaları, espai dahil dahilinde olmayan. Hı 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 hı. E, şöyle söyleyeyim ben gönüllülük çalışmalarını aslında öncelikle galiba Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubunda bahsettim. E, pardon e, katıldım e, orada. Daha çok e, bir dergi, Pisinosa dergisi, psikoloji öğrencileri tarafından e, bütün çalışmaları yapılıp basılan bir e, akademik ama aynı zamanda e, dış hedef kitleye de açılabilecek bir e, tonu benimseyen dergiydi. Burada yer aldım gönüllü olarak. iki sene hem çizerliğini yaptım hem yazarlığını yaptım. Daha sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde ki Işık Üniversitesi Şile'de yer aldığı için orada Şile şubesinde bazı çalışmalarım oldu. İlerleyen süreçlerde de aslında bu gönüllülük bazen partnerliğe evrildi. Birlikte proje yazımı süreçlerine de giriştik. E, bu anlamda da çalışmalarım oldu. Bunun haricinde e, böyle tamamen departmanımın dışında ama bana çok Farklı perspektifler kattığını düşündüğüm ki Aspire'ın yine bir e, sonucu, bir çıktısı olarak e, içinde yer aldığım, e, uluslararası bir firmada operasyon sürecinde yer aldığım, bir seneye yakın çalıştığım bir e, süreç de oldu. Bunun haricinde e, TÜBİTAK'ta e, ilk kez o sene star bursiyerliği e, duyurulmuştu. İlk başvuran ve kazanan... E, erken kariyer araştırmacılardan biri oldum. E, TÜBİTAK ortaklığında Sabancı Üniversitesi'nin bir projesinde e, yine Koç Üniversitesi Üniversitesinin yaz stajında e, Tree R Research Lab diye bir e, işte ergen grubunda veya beliren yetişkin grubunda araştırmalar düzenleyen bir e, laboratuvarda çalıştığım süreç oldu. Işık Üniversitesi'nde yine fakülte asistanlığı yaptım. Öğrenimim sürecinde beraberinde daha sonra yine bir yıl boyunca bu sefer nitel bir e, bağımsız bir araştırmanın stajyeri oldum. Onun dışında İngiltere'de başka tecrübelerim oldu. İki ana tecrübe diyebilirim. Biri öğrenci birliğinde çalıştım. Bu oldukça enteresan bir deneyimdi benim için. Çünkü aslında bir e, ödül töreninde, hocaların e, en iyi nit e, atfedilen özelliklerinin e, ödüllendirildiği bir ödül gecesinden gelen veriyle e, benim işte primary researcher olduğum bir rapor e, hazırlığı sürecinde stajyer olarak alındım. E, bu süreçte biraz hani küçük de olsa verinin aslında üniversitenin politikalarına nasıl yön verebileceğiyle ilgili e, bazı kazanımlarım oldu. Hala sürmekte olan başka bir yine e, sürecimde research assistantship burada da üniversitenin başka bir enstitüsünde e, sosyal medya ile ilgili bir çalışmada yer aldım. Şu an onun makale sürecini ilerletiyoruz. Ara ara böyle şu an e, aklıma gelmeyen ama yine çok önemli e, kariyerimin parçası olduğunu düşündüğüm ufak çapta da olsa bazı araştırma süreçleri yine oluyor. Bağımsız benim önderliğimde gelişen de olabiliyor ya da kolaborasyon halinde de ürettiğimiz e, çıktılar da mevcut. Anladım yani çok dolu bir geçmişiniz olmuş şu ana kadar. Umarım gelecekte de bu kadar dolu bir hayatınız olur diye umut ediyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. Şey merak ediyoruz aslında. Aspire Leadership Programı ile ne zaman tanıştınız ne zaman yaptınız? Hı hı. Şöyle aslında ben tanıştığımda 2020 senesi bu, bu arada. E, Aspire Leaders Program değildi. Crossroads Emerging Leaders Program'da. E, zaten bu 2017'de henüz e, aslında e, oluşturulmuş. Ve e, yine öğrencilerin başvurusuna açılmış bir program olarak yeni bir programda görece ben başvurduğum zaman. Ve bütün süreçleri farklıydı diyebilirim. Hem başvuru süreçleri hem e, yapılanması çünkü yüz yüze bir programdı. Dubai'de gerçekleşiyordu ve çok az sayıda öğrenci katılabiliyordu dolayısıyla. E, 2020'nin Mart ayında gidecekti ama tam o sene işte pandemi dolayısıyla biz henüz e, gitme aşamasında değilken biraz program askıya alındı. Başlarda zannediyorum ki bu süreç kısa sürede atlatılır ümidiyle bir süre bekledik biz. Daha sonra hani hem bu sürecin atlatılamaması dolayısıyla hem de e, Aspire'ın aslında kendi yapılanmasını oluşturmasıyla neyi kastediyorum? Başta Harvard Business School tarafından kurulan bu proje daha sonra Aspire Institute olarak kendi bağımsız bir organizasyon haline evriliyor. Ee, yine aynı kadro ama bu sefer ayrı bir STK olarak süreçlerini ilerletmeye başlıyorlar. Ve diyorlar ki e, daha sonra bizde bir online olarak e, programın sürdürülme süreci yaşandı. E, online olarak da aslında biz bu süreci efektif yönetebiliyormuşuz. Hem daha fazla öğrenciyi de e, faydalanmasını sağlayabiliriz. O zaman Aspire Leaders program olarak evrilelim ve daha farklı modüller sunalım anlayışıyla bu program tasarlanıyor dolayısıyla ben 2020 senesinde dahil oldum. Ama aslında benim için süreç Crossroads Emerging Leaders programı olarak ilerledi. Aspire Leaders programın şu geçen aylarda yayınlanan bir prototipi tipi bir trial programına katılma şansım oldu. Dolayısıyla aslında e, yine konsepte çok yabancı değilim. Ama beraberinde ben e, tabii ki Aspire Leaders programı olduğunda artık e, bir e, alumnaydım ve e, Extended Leadership Opportunities ile devam ettim. E, yani artık o e, aslında bir de ambassador olma sürecine girmiştim. O zamandan beri de hala böyle aktif olarak çalışmalarımız birlikte sürüyor. Anladım. Şu anda ben de espayır yapıyorum bu sene ama geçen sene başvurmuştum hı hı. ben. Geçen hı hı. sene bir, üçüncü modüle geçerken ki süreç süreçte devam edemedim ben. Şu an mesela gece karşılaştırırsam espayırı yani çok farklı alanları olmuş. Yani mesela geçen sene Discord kullanmıyorken artık bu sene Discord'a geçmişler. Yani daha fazla proje kanıtlananlar bir araya gelip sohbet edebileceğimiz bir ortam oluşturmuşlar. Neredeyse bir şeyler daha katma devam ediyor aslında benim gözümde. Bence hı hı. hala yani devam edecekler geliştirmelerine. Ben böyle umut ediyorum gerçekten Harvard Aspire olarak. Peki e, dediğiniz gibi en başta bir yüz yüze etkinlik planlanmıştı. Daha sonrasında COVID yüzünden online'a döndü. Şu an ben Evet. evet hakim ama bilmenin arkadaşlar için tekrar bir soru yönlendireceğim. Tüm süreç online mi işliyor bir ücretlendirme var mı? Tüm süreç şu anda online işliyor. Yani Aspire Leaders program zaten tamamen online olarak yapılandırılmış bir program olarak sunuldu. Herhangi bir ücret yok beraberinde size finansal bir katkı sağlayabilir. Eğer e, bu mezunlar e, kohortuna erişebilirseniz burada e, belki ilerleyen süreçlerde yine sorularınıza bahsedeceğiz. Bir takım işte seed fundingler ya da sizin için e, ufak çapta da olsa katkı sağlayacak finansal destekleri mevcut. E, bununla birlikte bütün program e, tamamen ücretsiz olarak erişimi açık evet. Peki başvurular ne zaman oluyor? Yılda kaç kez başvuruluyor? Bu evet, bunu şimdi sizin için not aldım. Ee, aslında dilerseniz bir de e, sunum var. Onun üzerinden de gidebilirim. Böylece cycle'ların neler içerdiği daha net belki anlaşılabilir. Ee, hemen paylaşıyorum ekranımı. Şimdi burada daha net görebilirsiniz. Ee, bu arada şöyle her sene 3 tane kohort oluyor. Bu kohortlardan kastım e, belli timeline'larda başvuru yapabiliyor ve belli bir kohortun parçası olabiliyorsunuz. Böylece diyelim ki işte o sene bir kohortun e, başvuru sürecini atladınız bir sonrakine dahil olma şansınız oluyor bazı süreçlerde kohortların işte eee timeline'ı çakışabiliyor. Şu aşağıda görebiliyorsunuz. Yani şu anda aslında kohort 1 e, bu sürece başladı. Bundan sonra ikinci kohorta dahil olmak isterseniz e, deadline 21 Mart, üçüncüsünde de 3 Temmuz. Bunlar başvurular için son tarih. Ee, ve bütün bu süreç yani bir aslında siz katıldığınız andan itibaren 14 haftalık bir sürecin parçası oluyorsunuz. İlerledikçe de her bir e, cycle'da farklı bir öğrenim oluyor ve en sonunda da aslında tamamlamanız gereken farklı aşamalar oluyor ki bir sonraki cycle'a geçiş yapabilirsiniz. Anladım. Peki başvuru şartı var mı en başta başvuru yaparken? Var. Aslında şöyle, başvuru şartları böyle e, sizden beklenen dokümanlar ya da yerine getirmeniz konular gibi değil e, veya sınav, mülakat gibi değil. Şöyle, birinci cycle için, birinci modül için artık e, başvurduğunuz zaman bazı kriterler mevcut. Bunları sağlıyorsanız zaten birinci modülden hemen başlayabiliyorsunuz, programın bir parçası olabiliyorsunuz. Bu kriterler de şunlar. 18-29 yaş arasında olmak, şu anda bir üniversite öğrencisi olmak veya üniversiteyi işte mezun olmuş ama 3 sene içerisinde o mezuniyetin mezuniyetten sonraki 3 senelik bir e, periyodun içerisinde bulunmak, e, master'a başlamamış olmak bir kaydı var. Bunun dışında tabii ki e, aslında Aspire'ın da e, ana komponentlerinden, e, faktörlerinden birisi olan Konuda e, tabii ki ilk jenerasyonda üniversiteye başlamış olan e, kişilerden biri olmak ailenizde. Bu bazen gördüğüm kadarıyla karıştırılabiliyor veya birçok soru geliyor beraberinde. İşte benim e, akrabalarım arasında üniversiteye giden var. O zaman ben ilk jenerasyonda olmuyor muyum? E, hayır. Ee, sizin çekirdek aileniz içerisinde üniversiteye giden ilk jenerasyonda olmanız yeterli. Bu da ne demek oluyor? Kardeşleriniz üniversiteye gidiyorsa sizinle birlikte veya sizden önce yine eligible'sınız. Sadece anne baba aslında ee, ve daha önceki jenerasyonlar üniversiteye gitmemiş veya üniversiteye gidip tamamlamamış olması gerekiyor. Ee, Bunu açık öğretimde dahil yine çok aldığım sorulardan birisi. Bunun dışında tabii ki bir de daha çok aslında sosyoekonomik olarak dezavantajlı bir gruptan geliyorsanız sizi ön plana bu projenin eligibility süreçleri için çıkaran bir faktör olabiliyor. Bunun haricinde başka bir kriter yok aslında programa başvuru için. E, İngilizce için de e, bu sorunun da geleceğini tahmin ederek burada cevaplayayım. İngilizce için herhangi bir sınava girmeniz işte bir TAFL veya IELTS belgenizin olması gerekmiyor. Beraberinde şöyle bir beklentileri tabii ki var. Daha işte intermediate seviyede bir İngilizce e, olsun ki hani özellikle modül 2 ve 3'teki o... E, size sunulacak olan kısımlarla daha çok o etkileşimi e, sağlayabilirsiniz. Onun dışında formal bir e, başvuru sürecinde bir e, kanıt veya bir sertifika beklenmiyor. Peki okuduğumuz bölüm fark ediyor mu? Üniversite okuduğumuz bölümler major olarak? <laughs> fark etmiyor. Hatta şunu söyleyebilirim benim gördüğüm kadarıyla. E, böyle hem traditional yani hem böyle çok core subject'lerden gelen öğrenciler hem de e, beraberinde böyle çok e, inovatif, çok farklı, hiç duymadığınız alanlardan gelen öğrenciler de var. E, ve bu aslında bence Aspire'ın en çok zenginliğini oluşturan e, elementlerden biri özellikle geçtiğimiz senelerde gelen bir eleştiri veya beklenti diyebilirim şuydu. E, fark Bu master klaslarda işte daha sonra bahsedeceğiz e, veya workshoplarda e, hep benzer e, subjectlerle ilgili çalışmalar görüyoruz. E, beraberinde mesela özellikle sanat ağırlıklı çalışmalarla bunlara maruz kalamıyoruz. Dolayısıyla daha çeşitli konulardan e, ...hocaların gelip bu master masterclassları vermesiyle ilgili bazı feedbackler geliyordu. E, zannediyorum mesela bu özellikle prototip sürecinden sonra bununla ilgili de bir çeşitliliğe gidildi. Dolayısıyla aslında hem şunu amaçlıyorlar. Farklı e, subjectlerden, majorlardan gelen öğrenciler her e, masterclassta kendine ait bir şey bulabilsin böyle bir fundamental bir kısmı da olsun. Ama beraberinde kendi alanlarına özgü de e, bir şeyleri görebilsin. O yüzden e, tam tersi böyle bir kısıtlama yok. Bu cesaretlendirilen bir şey. Hı hı. Aslında bu yıl masterclasslarda çok fazla şişelik gidildi. Yani artık hı hı. çok fazla masterclass yapıldı bu sene. Mesela Discord üzerinden yapıldı bu masterclasslarda. Yani çok fazla başka alanlarda, şey gibi alakalı olmadığı konularda bile masterclass'a girme yetkisi bulundu bende de. Yani şu anda bazı masterclasslar şu an iyi bir süreçe geçiyor. Bakalım. Birer senelerde Umarım bu şekilde ilerler. Bence e, her sene e, evet. mevcut programın üzerine yeni bir inovasyon eklemeye çalışıyorlar. O yüzden ben de bu yönde bir eğilim göstereceklerini düşünüyorum. Aslında en başta bir düşüneceğim şu şekilde Discord konusunda. Yani en başta modül birden sonra feedback yazmamızı istediler. Ben Discord'u çok fazla beğenmemiştim açıkçası Aspire açısından. Çünkü e, sana her modül için ekstradan bir tane açmamız istiyorlar şey olarak. Şimdi, benim sunucu açıları hepimiz için. E, Discord çok fazla haşır olmadığım için çok garip hissettim espay konusunu. Çünkü geçen sene direkt kendi sistemler üzerinden ilerledi büyük ihtimalle. Öyle hatırlıyorum çünkü. Bu sene tekrar Slack vardı geçen... bir de. Evet. Yani şimdi Discord'da alıştım artık. Yani şu an çok rahat mesela Aspire benim için Discord üzerine ilerlemek. Hı hı. Peki. Hazır Discord demişken hemen şeyi de gösterebilirim bu arada. Neye benziyor? Bahsettiğiniz gruplar bunun gibi muhtemelen. Evet evet bu şekilde. Farklı kanallar var. Evet. Özellikle de bu etkileşme ve networking'e çok önem veren bir program. Dolayısıyla hani herkesin irtibat halinde olabileceği konularda da çok çalışmalar yapıyorlar. Daha önce mesela başka bir fikir daha sunmuştuk. Bence yakın zamanda onunla ilgili de bir çalışma yapacaklar gibi diye düşünüyorum Şuydu dedik ki herkes böyle farklı ilgi alanına ya da o anda yapmak istediği çalışmaya çalışmayı sunabileceği işte kolaborasyon için aslında hani dahil olup, işte tanışabileceği ve belki ortak projeler yürütebileceği çeşitli alt gruplar da olsun. İşte bu belki ülke bazında da farklı gruplara bölünme anlamına da gelebilir. Yani sadece mesela Türkiye'den mezun olanlar kendi içinde bir networking sağlayıp işte benim gibi atıyorum araştırmayla ilgilenenler bir araya gelip bir araştırma çıktısı oluşturması gibi. E, bence hani bu zemini kurduktan sonra biraz daha böyle artık o büyük grupların altında da daha ufak grupların yönetilmesi gibi bir süreçte e, sanki bizi bekliyor gibi programda. Bence de o şekilde o yani güzel bir etkisi olabilir bizim için de. Şimdi genel olarak Aspire programı tedirini bitirirken bitirdikten sonra hayatınızın nerede neler değişti? Beklediğiniz sonucu alabildiniz mi? Ve öğrenciler bu neden katılmalı? en başta? ilk insentif olarak bunu ne görmeliler? Tamam. Ee, şimdi bence bu çok güzel bir soru. Asıl galiba hepimizi de motive eden taraf bu. Evet program gerçekten çok güzel. Bütün komponentleri e, çok iyi. E, i̇şte Harvard'dan, profesörlerden bazı master masterclasslar alıyoruz. Evet ama sonrasında ne olacak? E, benim tecrübemde şöyle iki iki nasıl diyeyim iki etkisi oldu majör etkisi birincisi bu süreçten sonra ambassador oldum ve evet, bu ambassadorlık sürecinde de aslında aktif olarak Türkiye'de programla ilgili çalışmalar yaptım ve bu süreçte gerçekten çok farklı ve fazla insanla tanışabildim. Bunlar da nasıl oldu? Program işte bir de şöyle de bir süreç oldu. Ambassadorlık da çok değişti. 2020'den bu yana 3 yıl boyunca farklı aslında bizden beklentiler ve e, farklı sistemler de oldu. Dolayısıyla bunları da gözlemleyebildim. Ve bence bir Espire'ı da ben böyle gelişmekte olan bir organizasyon olarak görüyorum ve onların bu hamleleri, karar mekanizmaları e, ve nasıl evrildiklerini görmek de bana çok şey öğretti çünkü ben de kendi platformumda bazı e, metodolojileri uygulamak için ders alabilmiş oldum mesela örneğin ilk sene biz program çok daha az bilindiği için e, başka sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlarla bu programı sürdürmeye e, yani başvuru süreçlerini sürdürmeye çalıştık e, ve ben o sene e, neredeyse 500 kadar öğrencinin Birebir böyle motivasyon letter'larını, o zaman daha çok dokümentasyon vardı başvuru süreçlerinde. Dolayısıyla böyle beklentiler vardı. Motivasyon letter'larını işte CV'lerini tek tek gözden geçirip, feedback verip işte bazı öğrenciler ve bütün bu süreci hani gönüllü olarak dahil oldum. Çünkü hakikaten bu süreç de bence çok önemli ya bu feedback alma süreci de bazı öğrencilerin mesela fark ettim ki aslında Aspire için bir sonraki sene başvurması daha iyi olur onun yerine alternatif programlar önerdiğim bir süreç oldu gibi sonra bu 500'den 100 kadarı süreçte ilerleyebildi. Sadece bir tanesi finalist oldu. O zaman biraz daha zordu bu süreç. Dediğim gibi daha az kontenjan vardı bu yüzden. Ama şu anda çok daha fazla erişilebiliyor. Bu süreç başta böyleydi. Sonra artık bu süreç daha majör partnership'lere evrildi. Ve beraberinde işte ambassadorship sonrasında ben de Extended Leadership Opportunities denilen böyle mezun olduğunuzda başvurabileceğiniz farklı yine Aspire'ın içinde mini programlar sürecine dahil oldum. Orada Community Action Awards'a başvurdum ve oradan bir fon kazandım. Mini bir fon ama bu fon kendi platformumu kurabilmek için ve ilk böyle açılış projemizi yapmak için yeterliydi pilot projesinin. Dolayısıyla bu benim için kariyerime çok etken bir süreçti. Aynı zamanda bu süreçte İngiltere'deydim. O yüzden yine çok farklı bir farklı perspektiflere de erişimim vardı. Bu yüzden birbirini çok tamamlayıcı unsurlar oldu. Yani bu süreçte ben de bir girişimci olarak geliştim diyebilirim. Ee, o yüzden benim için majör etkileri olan bir e, süreçti aslında Aspire'le olan yolculuğu. Platformuz e, platformumuz var diye belirttiniz az önce. Peki sizce eğer halka açıksa bu projenizi platformunuzda bundan biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii ki. <laughs> Memnuniyetle. Gayet açık. Şöyle söyleyeyim. Bizim misyonumuz aslında şöyle başlıyor. Bahsettik ya en başta. Çeşitli gönüllülük faaliyetlerim oldu diye. İşte sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olma süreci e, boyunca fark ettiğim en önemli e, dezavantaj, bariyer şuydu çalışmalarında veri kullanımı ve bu veriden kastettiğim böyle çok e, big data gibi şeyler değil, baya e, araştırma için kullandığımız verilerin olmayışı. Yani daha çok işte e, içgüdülerle e, böyle evet ya bu programı yapsak çok iyi olur, ben böyle bir ihtiyaç sezinliyorum ile çok büyük fonların alınıp, büyük projelerin geliştirilmesi, uygulanması ama projelerin hem e, orada işte çıktılarının genelde böyle daha nicel e, sınırlarda kalması. işte kaç katılımcı katıldı? Ne kadar süre katıldılar gibi? Ama davranış değişikliği oldu mu? İşte bu davranış değişikliği ne kadar zaman sonra hala görülebiliyor? Sistemsel değişim oldu mu? O topluluk içinde bir değişim oldu mu? Bunların gözlenme oranının çok düşük olduğunu, sadece bazı STK'larda Türkiye'de sınırlı kaldığını gördüm. E, ve bununla ilgili kafa yoruyordum aslında bu süreçte ben. E, bu ta böyle 2018'lere dayanan bir kafa yorma süreci. Sonra farkındalığım arttıkça dedim ki e, buradaki e, ana problemlerden birisi sivil toplum kuruluşunda çalışan profesyonellerin ya eğitim düzeyinin çok yeterli kalmaması, böyle ileri seviye araştırma tekniklerini uygulamak için veya işte bu konuda da aslında böyle bir ihtiyaca farkındalık olmaması gibi bir faktör belirledim. Bununla ilgili de bir çalışma sundum espire. Sunum çalışma da şuydu, benim bir platformum olacak, platformum STK'lara bu akademik metodolojileri ve işte evidence Space dediğimiz kanıta dayalı sistemleri entegre etmek için bir nevi destek olacak. Peki nasıl olacak? Açılış projemiz şu olabilir. Yani bahsettiğim fon bu arada kısıtlı bir fon. Dolayısıyla çok büyük ölçekli çalışmalar yapamazdık. Ama biz bir online platform kurduk. Burada da sekiz tane modül aslında oluşturduk. Peki bu modülleri kimler oluşturdu? Akademisyenlerle işbirliği yaptık. Beraberinde sivil toplum profesyonelleriyle yine işbirliği yaptık. E, aynı zamanda da üniversite öğrencileri de vardı e, bu ekip içinde. Çünkü neden? aslında hani böyle tavandan gelişen bir modülden ziyade hem tavan hem taban işbirliği bütün saha çalışanları aynı zamanda yöneticilerin de bir arada yararlanabileceği bir platform olması için böyle çok neredeyse 25-30 kişinin katkıda bulunduğu işte sivil toplum kuruluşlarında şu anda mevcut sorunlar neler bunlarla ilgili röportajlar yaptığımız case study'ler konumlandırdığımız 8 tane konu başlığında modül tasarladık. Daha sonra bu modülleri yine baştan itibaren aslında irtibatlı olduğumuz ki onlar zaten böyle fokus grup, odak grup çalışmalarıyla bu bilgiye edinmiştik. ve tekrar geri dönüp biz böyle bir proje yaptık. Şimdi buna katılmak isterseniz katılabilirsiniz. E, ve sizin feedback'lerinizi merak ediyoruz. Bu sadece bir e, işte pilot trial. Sonrasında biz bu modülleri geliştireceğiz gibi giderek. E, daha sonra da böyle açtık e, halka tabiri caizse. Sonra buradan gelen feedback'ler şu an buradayız. Yani bu konumdayım. Bir sene aldı bu süreç. Feedback'lerle de şimdi böyle majör bir rapor hazırlamak istiyorum. Yine bunu da ben herkese açtım. E, yine duyurdum. Dedim ki bütün globalden. Benzer sorunu, bu veriye dayalı verinin aslında bilgilendirdiği pratiklerin olmadığı alanlarda iseniz ve böyle bir farkındalığınız varsa gelin birlikte bir rapor hazırlayalım. Hem Türkiye'de hem globalde durum ne ve en çok da sivil toplum özelinde neleri değiştirebiliriz, nelere ihtiyaç var? Benim konseptim bu. Hatta şimdi bizim sitemizi de göstereyim hemen. Çok kısa. Bu şekilde e, şu anda tabii bu pilot projemiz bittiği için de konularda bunlar aslında. E, bittiği için şu anda hani sitede yeni kayıt almıyoruz gibi e, ama bu rapor sonrasında tekrar aslında gelen geri dönüklerle revize ederek içeriği e, tekrar bu sefer herkese herkesin erişebileceği bir noktaya taşıyıp e, süreci sürdüreceğiz. Yani bu da tamamen yine e, ücretsiz tamamen bütün erişime açık bir platformdu e, hayalimdeki. E, bu şekilde bir süreçten geçtik. Bunu da e, Aspire'ın e, fon desteği sayesinde gerçekleştirmiş olduk. Çok güzel. Başarmışsınız gerçekten. Başarılar devamında da. Şimdi çok teşekkür ha, ediyorum. Bizim aslında programlı olan sorularımız bitti. Ama şu anda Hı. chat'ten gelen sorular varsa eğer veya sorular yazılacaksa dinleyici tarafından Onları almaya başlayacağım. Arkadaşlar her sorunuz varsa program hakkında, etspire hakkında ya da direkt şey manumun gelişimi hakkında, kişisel gelişimi ve kariyer gelişimi hakkında çete yazabilirsiniz. Oradan ben soruları ileteceğim. Peki chat açık mı? Bakayım. Evet tamam açık. Aa, ses açıkta sorabilirler değil mi? Tabii el kaldırabilirler tabii ki de. Tamam bir soru geldi ama bana galiba direkt bana gönderilmiş. Şu an herkesi göremiyor. Şey sorulmuş. Başvurular ne zaman dönüş yapılıyor? Başvurduktan sonra kabul ya da red olarak gelen maili ne zaman görebiliriz? E, bildiğim kadarıyla bunlar çok kısa aralıklarla oluyor. E, yani böyle bir hafta on gün içerisinde cevabı alıyorsunuz. Belki çok daha kısa hatta ve ben... bunlar da duyuruluyor bu arada. Aspire'ın sosyal medya hesaplarından işte başvurularınız açıklanmak üzere şu zamanda açıklanacak gibi bildirimler mutlaka duyuruluyor. Tamam teşekkür ederiz. Marian'a bir sorusu var sanırım. Ben mikrofonu açamadım kusura bakmayın. Ee, şey soracaktım ben. E, bir saniye toparlayıp konuşacağım. Yani şu an Zoom'unuza ilk defa katılıyorum o yüzden. Ee, biraz bekletin beni yani. Başkasının sorusunu alabilirsiniz. Peki. Heyecanına gerek yok. Sizden sonra soru sorabilirsin. Chatten bir soru daha geldi. İletişim ve sonrasını sormak istediğim sorular için bize mailinizi bırakma imkanınız var mı acaba diye bir soru gelmiş. Tabii var. E, hatta şöyle ben daha çok LinkedIn'i aktif kullanıyorum. Hı hı. Onu da e, atabilirim linke. Hangisini tercih ederseniz. E, bir de çok özür dileyerek araya gireceğim ama aslında benim için önemli olan bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Tabii tabii buyurun. E, bizim bu e Together platformunun mini bir programı daha olacak. Hı hı. Yine Yine Aspire'le birlikte da çalışıyoruz. Eee ve Aspire Leaders Program için eligible olan herkesin başvurabileceği ama beraberinde bir de işte özellikle İngiltere tabii ki daha çok benim deneyimim orada olduğu için İngiltere veya Amerika'da da master'ı, hani bursu okumak isteyen böyle bir ideali olan kişilerin başvurabileceği mini bir program dizayn ettik. Bu programda aslında Aspire gibi benzer cycle'larla ilerleyecek ve en başında işte bizim bu pilot projemizle ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Daha sonraki süreçlerde de sizin kendi social impact için yapmak istediğiniz aksiyonu destekleyen ufak bir finansal katkımız olacak yani büyük ihtimalle bu işte ilk workshop yapınız için mesela ya da ilk aksiyonunuzun e, fonlanabildiği bir şey. Beraberinde sonra da e, aslında ben birebir ve yine Çalışım Destekleme Derneği ve belki iklim öncülerinden gelen bazı e, konuklarla birlikte biz de ufak master masterclasslar oluşturacağız ve Aspire'a başvurularınızda işte Şevinik özellikle başvurularınızı destekleyen bir sürecimiz olacak. Şimdilik sadece 6 ya da 7 kişiye bu desteğimiz açık olacak. Ama birinci cycle bizde de herhangi bir kontenjan olmaksın herkese açık. E, o yüzden katılım sağlamak isterseniz eğer başvuru içinde ee, şöyle bir linkim mevcut. Ben çok güzel düşündüm. Ee, ee, ben sen bundan sonra bir tane başvurumu göndermiş olurum. Ve eğer istersen <laughs> e üzerinden bir PR açması paylaşabiliriz bu link paylaşmayı paylaşabiliriz aynı zamanda. Tabii ki çok iyi olur. Yani ne kadar çok aslında kişi duyarsa o kadar iyi. Ben de böyle çok kendi ağım özelinde kalmaktan hoşlanmıyorum. E, erişebildiğim kadar. Şimdi hatta size bununla ilgili de e, bir yine şey de atayım. Buradan döküman paylaşabiliyor muyum? Paylaşamıyorum galiba değil mi? İsterseniz ben size mail adresimi bırakayım. Hadi hesabını verebilirim. Ben size ulaştırayım. Olur. O şekilde tamam. daha fazla paylaşabiliriz. Daha rahat bir şekilde. Tamam. Ee, Mari Maria eğer sorunu sormaya hazırsan seni dinleyebiliriz bu arada. Burada Maria geçen isminin ismin, Maria mı bilmiyorum ama Maria diyorum bir yandan ama araştırma söylersem gerçek gerçekten sesini bilirim. Tamam chatten de aynı zamanda mikrofonu açamıyorsan. Birazdan soru geliyor. Eğer durursan mikrofonu açabiliyorsan sen ses bir şekilde sorabilirsin. Bir dakika. Maria şöyle yapayım. Şu an açabiliyor musun? Ben şu an açabiliyorum. Tamam an ben, ben de... konuşabiliyorum evet. Aa, öyle dediğin zaman ben de hani çok bir sıkıntı olur ve mikrofonu açamıyorum sandım. Tamam. Yok ya yani yazınca hiç rahat yazamadım ama böyle anlatınca daha bir şey oluyor. Ya tamam. şey e, böyle bu pro tarz programlara benim de çok ilgim oluyor. Katılmak çok istiyorum. Bir sürü kaynak var internette. Hepsinin böyle oluşumu olunca böyle bir kafam karışıyor. Nereden başlan konusunda, nereden başlan gerek konusunda açıkçası çok kafam karışıyor yani. O yüzden o konuda bir aydınlatma isteyecektim. Hani ilk adım olarak nereden başlayabilirim? Lise 3. sınıf öğrencisiyim bu arada. 11. sınıfım yani. O yüzden biraz daha hani erkenden başlamam daha mı iyi olur? Nasıl olur? O konuda bir böyle bir aydınlatma gibi bir şey isteyecektim. E, tabii yani naçizane bir şeyler söyleyebilirim bu konuda ama yine tabii ki kendi deneyimlerinden yola çıkarak olacak. Bu yüzden e, benim için uygun olan ya da işe yaramış olan her şey senin için e, işe yarayacak veya uygun olacak beklentini karşılayacak diye bir şey yok. E, fakat öncelikle şunu söyleyeyim daha lisedeyken e, bu programlara katılma motivasyonunun yüksek olması e, hakikaten ben çok takdir ettim. Ben lisedeyken özellikle böyle daha genel anlamda becerilerimi geliştirebileceğim programları düşünüyordum. Bunlardan birisi mesela Model United Nations. Çünkü böyle bir sistemin parçası olabiliyorsun bu aktivitede. Bazı kuralları öğreniyorsun. Aslında bu bizim bilişsel sürecimize destek oluyor bence. Böylece başka çalışmalara da katılırken yine bağlam temelli işte o kuralları ya da farkındalığı edinme süreci kolaylaşıyor gibi hissetmiştim. İkinci bir nedeni İngilizce, özellikle de İngilizce düzenlendiği için işte orada yine kendi akran grubunun içerisinde daha rahat edine, daha rahat kendini ifade edebildiğim bir ortamı bulmak ve bununla ilgili pratikler yapmak bence şimdiden yapabileceğin ve faydasını göreceğini düşündüğüm bir konu. Yani henüz daha böyle işte bir disiplinde özelleşmeyi seçmediğin için özel Özellikle böyle genel anlamda becerilerini geliştirebileceğin programlar. Mesela Aspire'ın bu anlamda işte yine sunduğu ve en önemli parçalarından biri işte liderlik gelişimi bununla ilgili programlar olabilir. Bir diğeri bir diğer tavsiyem benim yapamadığım ama işte yapsaydım dediğim bir şey olarak üniversitelerin liseler için çeşitli staj programları ya da işte bir hafta öğrenci olduğum değişim programları gibi konseptleri olabiliyor bunlara yurt dışındaki üniversitelerde dahil ve artık özellikle pandemi sonrası bunlar online olarak erişilebilir bazıları. bunlara başvurup bir hatta böyle istediğin farklı bölümler varsa onlarla ilgili bazı ufak da olsa çalışmalara katılıp gerçekten hani ilgi alanın ne bunu keşfetmeye yönelik çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum. Sözünüzü böldüm bu arada teşekkür ederim tavsiyeleriniz için ben İngilizceyi şöyle yedinci sınıftan beri kendi kendime öyle öğreniyorum. Şu anda da iyi bir düzeyde olduğunu düşünüyorum. Yani Türkçe kadar konuşabiliyorum sanırım. bir de Arapça biliyorum. bu konuda mesela ne gibi avantajlarım olur? Ana dilim bu arada Arapça. şey yani nasıl olur? Süreç benim için nasıl işler? Daha mı kolay olur? Ya da hani herhangi bir avantajı olur mu? E da duymuştum bu arada Modern United Nations. <laughs> e ee, birkaç konferansa da katılmak fikrim vardı. Ee, <laughs> öyle yani ben küçük küçük başlayayım dedim. Hani bir yerden tutmak gerekiyor yani. Ee, o yüzden öyle. yani siz ne dersiniz buna merak ettim. Ee, ya nasıl bir alanda ilerlemek istediğini şu an bilemiyorum. Ama ben işte psikoloji mezunu olduğum için... biraz da e, maalesef ve mecburen... kendi alanımdan e, gidebileceğim bu soruya cevap olarak. Şöyle ki benim şu anda çalıştığım kurumda... E, öğrencilerin ana dili genelde Arapça örneğin. İşte İngilizce veya Türkçe bu üç dil. Şimdi ben Arapça bilmiyorum. Ve bence bu şu an kur çalıştığım kurum özelinde bir e, dezavantaj. Çünkü Arapça bilsem... E, Bununla ilgili bu dili kullanarak yine başka psikososyal çalışmalar yapabilirim beraberinde işte bir klinik e, psikolog olarak belki yine bu dilde e, bazı işte terapi hizmetleri sağlayabilirim bu çok büyük bir artı olur bence yine özel sektörde de farklı bir dil bilmek tabii ki e, çok büyük bir artı e, ama bazen işte böyle disiplin özelinde özellikle mesela göç çalışmaları yapıyorsan Arapça bilmek e, inanılmaz bir avantaj oluyor. Eğer halen bir disiplinde yoğunlaşmak, özelleşmek gibi bir karara varmadıysan mesela, şu anki mevcut becerilerinle bir de kısa vadede, uzun vadede öğrenebileceğin becerileri böyle bir eş zamanlı düşünüp bu bu becerilerinin en efektif olarak kullanabileceğin disiplinlere yönelmeyle ilgili çalışmalar yapabilirsin. Mesela yine psikoloji özelinde olacak ama araştırma projelerinde ben olsaydım, o zaman bu konuda farkındalığım daha yüksek olsaydı, liseden itibaren başlamak için çalışmalar yapabilirdim. Yine akademik bir kariyer hangi disiplinde olursa olsun düşünüyorsan, yine bununla ilgili mesela bazı üniversitelerin belirlediğin, işte bu alan benimle ilgili şu anki becerilerimi yansıtabileceğim, ee, bir konsepte işte çalışmalar yapılıyor, yapıyor dediğin e, hocalarla irtibata geçerek ya ben sadece gönüllü olmak istiyorum ama işte size böyle bir çalışma yürütüyormuşsunuz. Hatta ben Arapça da biliyorum. Yani işte e, göçmenlerle çalışıyorsunuz siz. Ben Arapça da biliyorum. Size bu konuda destekte bulunabilirim. Gelip sadece gözlemlemek istiyorum bu araştırma settinginizi gibi bir ta e, yorumla bile gitsem eminim ki diğer... Evet, tabii, e, yerlere Başvurmam gerekiyor bunu ben yani gönüllü olarak çok çalışmak isterim bir yerlerde. Hı hı. Hani çünkü mesela bir şey biliyorum ve insanlara da açıkçası katkım olsun isterim. Ee, o konuda hı hı. o yüzden mesela araştırıyorum, bakıyorum ama hani güvenilir bir kaynak da olsun istiyorum aynı zamanda. Mesela CV'ne de katabileceğim bir şey olursa neden olmasın? Hı hı. İki e, organizasyon, biri sivil toplum kuruluşları mesela işte aklıma şu an hemen gelen Save the Children, Relief International bunlar tam olarak e, özellikle dil becerilerini kullanabileceğin STK'lar artı gönüllüye zaten çok ihtiyaç duydukları için hali hazırda böyle bir yapılanmaları da var. İkincisi dediğim gibi üniversiteler, üniversitelerin de laboratuvarları, spesifik laboratuvarları oluyor. E, Bunlara yine üniversitelerin web sitelerinde araştırma, Genelde altında işte bir laboratuvarlarımız gibi bir kısım olur. Oradan erişebilirsin. Hepsinin de ayrı bir web sitesi olur ve hepsinin bir primary investigator'ı vardır. Yani o labın yöneticisi vardır. Bazen o kişiyle doğrudan irtibat sağlayabileceğin iletişim kanalları zaten orada bulunur hatta bazen şöyle şeyler de duyurulur hani özellikle şu projemiz var işte gönüllü olmak isteyen öğrenciler şu kişiyle irtibata geçsin ya da işte araştırma yapmak isteyen öğrenciler için böyle programımız var gibi. Birincisi bu ama tabii ki lisede olduğum için liselilere özel programları tavsiye ederim ki benim koçta katıldığım bu yaz stajı şu an tam uzun ismini hatırlayamadım ama koçun böyle bir programı var. Bu başta üniversiteliler için de, sonra liseliler versiyonu da çıktı mesela bunu öneririm çünkü orada e, sen farklı lablara ve araştırma projelerine başvuruda bulunuyorsun. Üç tane hakkın oluyor. Bunları sıralıyorsun, başvurduktan sonra eğer işte oranın primary investigator'sı seni seçiyorsa oraya atanıyorsun ve o laboratuvar içinde çalışıyorsun. Bu bir ay, iki ay gibi kısa bir süreç ama tabii ki bence çok önemli bir deneyim. Bunun gibi çalışmalar yine benzer başka okullarda da var. Bunun haricinde dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarında da zaten gönüllülük süreçleri için ayrı duyuruları oluyor. Belki çok majör sivil toplum kuruluşları ise doğrudan spesifik işte evine çok yakın olan, okuluna çok yakın olan şubeleriyle irtibata geçip hatta yüz yüze gidip ben gönüllü olmayı çok istiyorum ya da işte mevcut Programlarınız var mı? Benim bu 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 becerilerim var, işte dil de biliyorum. Ben bunları efektif kullanabilirim. Nasıl e, yardımcı olabilirim? Nasıl katılabilirim? Dediğinde e, eminim ki bu yönlendirmeyi çok efektif yaparlar. Çünkü sen de onlara e, bir şey sunmuş oluyorsun, bir artı sunmuş oluyorsun ve çok da aranan bir özellik. Özellikle bence şu anda Arapça bilmek e, bizim toplumumuzda önemli farklı gruplarla, farklı etnik kökenden gelen insanlarla bir arada çalışmak için bence çok e, ciddi bir avantaj. Dediğim gibi özellikle böyle insani yardım ve psikoloji alanında ilerlemek gibi bir düşüncen varsa e, veya sivil toplum kuruluşu yönetimi gibi çok uzun vadede öyle bir e, ilgin varsa bence bu tarafa daha çok e, kayabilirsin, böyle çalışmalarda bulunabilirsin diye şu an aklıma gelen ilk etaptaki çok şeyler. Yapmadım. Rica ederim. ederim. Duru'nun bir sorusu olması gerekiyordu. Evet tamam. Duru konuşabilirsiniz, evet. istersen soru sorabilirsin. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam süper. Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Genel anlamda sizin aslında bu Harvard'ın Aspire Leaders programı içerisindeyken oluşturduğunuz hani kişisel projenizin hedef kitlesi üniversiteli gençler. hani Genel anlamda bakarsak. Ama ilerleyen zamanlarda işte hedef kitlenize ya da pazarınızda diye bahsedeyim. Lise öğrencilerini kapsayan programlara yer vermeyi ya da eklemeyi, oluşturmayı düşünüyor musunuz? Bunu soracaktım. Neden olmasın? <laughs> Neden olmasın? Bence gayet de güzel olur. Hatta e, yani şöyle bir program mesela aklımda olan bir şey şu ki sivil toplum kuruluşlarında çalışmak isteyen profesyonelleri daha henüz profesyonel olmadan bir takım işte workshoplardan, eğitimlerden veya bizim bünyemizde olmasa bile farklı kurumlara yönlendirildiği bir süreçten geçip daha sonra da işte bir sivil toplum kuruluşunda profesyonel hayatına başlaması gibi. Galiba bu zaten bir STK'nın yaptığı ilk adım fırsatları gibi bir program var. Ama benim bahsettiğim daha çok akademik metodolojilerin eğitiminin de alındığı bir sistem gibi ki bununla ilgili işte Türkiye'de zaten bazı yüksek lisans programları var ama kesinlikle bence haklısın daha alt gruplara inen programlar yok belki aradaki bağlantının kopuk olmasındaki bir faktör de bu çünkü lisans sürecinde buna çok fazla odaklanan özelleşmiş bir disiplin yok. O yüzden kesinlikle belki East Together bunu yapan ilk platformlardan birisi olabilir. Ben uzun vadede zaten platformun ilerlemesi için çalışmalar yürütmeyi düşünüyorum. Ve bunu da gelen ihtiyaçlar ve gelen geri dönüklerle yapmayı istiyorum. O yüzden bunu da hatta not alacağım mutlaka. Liseli grup için bir şeyler yapmak, evet. Çok teşekkür ederim için. Rica ederim. Bir program önerebilirim bu arada. Rise Rise for Challenge'dık galiba. Hı hı. E, mutlaka sizler duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Oxford'un da içerisinde bulunduğu birçok üniversitenin e, bir fon programı. 15-17 yaş grubu yanlış hatırlamıyorsam başvurabiliyor. Daha sonra işte bu program da aslında biraz Aspire gibi ilerliyor. Ama siz birebir yüz gün içerisinde bir e, program e, proje oluşturmakla çalışıyorsunuz. E, yetkili oluyorsunuz. Kendi projenizi yönetiyorsunuz, raporluyorsunuz. En sonunda da e, çeşitli imkanlar sağlıyorlar size. Bu imkanlardan en büyüğü de yine yurt dışında üniversite e, fonlu bir şekilde okuyabilmeniz. Dolayısıyla bu programı öneririm. E, evet, hatta web sitesini atacağım. Bulabilirsem... <laughs> Evet evet buldum atıyorum. Zaten bu programda da aslında bence en çok e, beklenen taraf partnerlikler kurmanız. Dolayısıyla hani farklı platformlarla bir arada çalışmalar yapıp bu çalışmanızı gösterip e, ilerleyebildiğiniz bir süreç de olabilir. Aslında bizim bu işte Collab Fellowship'te benim amaçladığım şey de bu gibi konularda beyin fırtınası yapıp işte ilk adımı atmanıza destek olduktan sonra belki siz de kendi platformunuzu kurup bu süreçte ilerleyince ileride tekrar İstügedir e ile ortaklaşa başka projeler üretebilmeniz gibi. E, dolayısıyla aslında kendimiz için partnerler de e, üretmeye çalışıyoruz gibi. Çünkü İstügedir e biraz Türkiye'de çok e, yalnız bu kapsamda çalışmada. Ee, o yüzden hani ilginiz varsa mutlaka benimle kişisel olarak da irtibata geçebilirsiniz. Teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Başka sorusu var mı arkadaşlar? Yavaş yoksa her yavaş yavaş kapanışa gideceğiz. El kaldırabilirsiniz veya direkt yazabilirsiniz. Bu arada kapatmadan önce toplu bir fotoğraf alabilir miyiz? Her şey kamerasını açabilirse eğer. Ya yani en azından çoğunluk. Açabilenler açabilirse çok iyi olur aslında. Açma yanlışında sıkıntı yok. O zaman dur sendeyiz. Tamam ben de ses aldım. Herkes poz versin. şimdi alıyorum. Tamamdır. Sorusu yoksa eğer yavaştan kapatıyorum zoom'u. Tekrar taşım memnun oldum. Böyle ben de betimleyi... çok memnun oldum. Teşekkür ederim.